Evet, herkese merhaba. Dosyaları senkronize ederek bu derse başlayalım. Çeşitlemeler başlığı altında ilerliyoruz. Çeşitli komutları irdeleyerek devam edeceğiz. Bu ders 9 olacak, command line kısmı için. Ders 10 ile komut satırı konusunu kapatıp base scripting'in asıl scripting tarafına, interaktif olmayan dosyaya belli programlama yaklaşımlarıyla sergileyeceğimiz, işte bu öğrendiğimiz komutları otomasyonlu yazacağımız kısma 2 hafta sonra başlayacağız. Hemen başlayamıyoruz. Neden? Altlık yaptık bu slaytlarla. Komut bilmezsen neyi otomatize edeceksin? Değil mi? Programatik kurallarını da scripting'in Advanced Best Scripting Guide kitabından seçmelerle devam edeceğiz. Bu hafta ders 9, önümüzdeki hafta ders 10 diyeceğiz. Sonra aynı liste içerisinde ABS Guide ders 1 diye counter'ımızı başa alıp ABS Guide üzerinden dersleri aynı liste içerisinde devam edeceğiz. Bu command line eğitiminin, Bash Scripting eğitiminin command line kısmının bir önemi. Yokto eğitiminden aldığım geri dönüşlerde gördüğüm biraz zayıf feedbackler, gördüğüm kadarıyla pratiğin eksikliği, temel kullanım eksikliği. Bunlar tabii ki bir sıkı bir Linux kullanıcısı değilseniz, siz nasıl embedded Linux bir sistemi üzerine çalışabilirsiniz, değil mi? Önce bunu oturup şapkanızı önünüze koyup düşünmeniz lazım. Şimdi bu bir o altlık, bir de best scripting'i iyi yapabilmek için bol bol iyi komut bilmek lazım. Komut satırında rahat çalışabiliyor olmak lazım. O yüzden de tahminimden uzun bir slide'ları tahminimden uzun irdeledik. 10 ders beklemiyordum. Ben de daha hızlı giderim diye düşünüyordum ama hakkını verelim istiyor olunca geldik ders 9'a. Evet, başlayalım rsync ile. Sevgili rsync komutu, isterseniz lokalde iki klasör veya uzakta SSH, biri uzakta olabilir, biri lokalde olabilir. Bunları senkronize etmenize yarıyor. SCP kullanımından oldukça fazla avantajı var. Secure Copy SSH, Open SSH projesinin bir parçası. Secure Copy SCP'den avantajları var. Lokalde de CP normal copy komutumuzun avantajları var ama kesişen yönleri de var. Sadece değişen dosyaların kopyalanması, aynı boyutta olan dosyalar içinde checksum'larının kontrol edilmesi. Checksum konusuna şöyle bir dokunmuştuk ki önceki derste gerçekten 1 byte bile değişmedi meselesine bakmak üzere. Ve fark eden dosya blokların transfer edilmesi, sıkıştırma blok transfer sırasında sıkıştırma yapabilmesi çok çok önemli. Ama CP komutuyla, CP'nin de bilenler biliyordur, preserve diye, buna eşittir links falan bir şeyler yazabiliyorsunuz. Mankopi'den bakarsınız. Copy komutuyla kesişen bir özellik. Sembolik linklerin sembolik link dosyası olarak ataması önemli bir şey. Çünkü bir klasörün içerisinde bir sürü sembolik linkiniz vardır. Onların gerçekten gösterdiği yerleri kopyalarsa, default CP bunu yapar. O zaman o transfer boyutu hem artar hem istemediğiniz şeyler olmuş olabilir. Sembolik linkleri default korur, dosya izinlerini korur. Hatta timestamp'lerini, dosyaların oluşturma tarihleri falan filan, onların da korunduğunu göreceksiniz. SSH üzerinden kopyalama yapabilir SCP ile kesişen kısım. Bu uzaktan bir mesela bir web sayfasının içeriğini klonlayacağınız zaman da faydalıdır. Daha önemlisi bir kendi çalışmalarınız iki makine arasındaki backup almanızı kolaylaştırır. Tabii backup uygulamaları ayrıca faydalı. Ubuntu ile gelen backup uygulamasını tavsiye ederim, o ayrı, ama komut satırında kullanırken pratik olarak rsync kullanıyoruz. Şimdi biz ne yapacağız? Burada bir tire A var. Bir bundle yapmış. Nedir böyle uzun bir parametre listesini bir A ile archive mod
Bu archive modda, arşiv modda ne yapıyorsunuz? Recursive olarak yani klasör, klasör içi, klasör, klasör içi ve en çok kullanılan dosya öz niteliklerinin korunduğu bir her şey dahil bir parametre. Bunu kullanacağız. P partial and progress kısmen transfer edilen dosyaların da korunması sağlayacak. Tr-tr-delete de eğer karşı tarafta silinmişse karşıda silinmişse beride de sil. Orada gitmişse burada da gitsin şeklinde. Yani sadece eklemeleri değil bir dosya karşı tarafta yani kaynak kabul ettiğiniz, source kabul ettiğiniz yerde eğer dosyada uçmuşsa, source'da dosya uçmuşsa destination'da da zaten maksat senkronize etmek ya. Şimdi onları bir deneyelim hadi yeter edebiyat. Sonuna mutlaka slash koyun demiş. Dizin olduğu belli olsun gibi gibi. Yani şu şekilde klasör ise parantezle bitirin diye tavsiye etmiş. Hemen devam edelim. Şimdi burada bakın örnekte ne yapmış? Lokalindeki bu arada V'de ne olacak? Verbosity'yi arttırmış oluyor. SSH SCP'deki gibi V'leri arttırsanız verbosity artacak. Bir rsync'in biz kendisini bir ziyaret edelim. Her şeyi bakın man sayfasına kitap gibi yazmışlar. Bakın remote shell, remote daemon, push modda, pull modda örnekler var buralarda. Bakın örnek kullanımlardan bahsediyor. İleri kullanımlardan bahsediyor. Bir de daemon modda da kullanım var. Şimdi değinmeyeceğiz ona. Ve ile bakın increase verbosity. Daha detaylı çıktı basmasını sağlayacağız. Bakın burada da opsiyonlar, opsiyonlar, opsiyonlar. Döküman ellerinizden öper. İhtiyaç durumunda unutuyoruz. Unuttukça geliyoruz, bakıyoruz arkadaşlar. Man sayfası olmaz. Sizin offline internetiniz man sayfaları. Yani mümkün mü benim aklımda böyle şeyler kalsın? Ben de geliyorum, geliyorum, bakıyorum. Gidiyorum, gidiyorum, bakıyorum. Dönüyorum, dönüyorum, bakıyorum. Şimdi ne yapmış? Önce bakın bu nedir? Push modda yapmış. Uzağa dosyaları senkronize ediyor. Diğeri de pull modda uzaktan dosyaları source birincisi. Uzaktan dosyaları kendi lokaline senkronize ediyor. İki örnek burada. Şimdi biz log klasörlerimizi uzaktaki bir makineye. Şimdi ben burada ne yapacağım bakın. Normalde benim log klasörüm var değil mi? Şuradaki loglardan bahsediyorum. Daha önceki derslerde tuttuğumuz dosyalar. Source benim workspace yani şu dersleri işlediğim makinede log klasörümüz. Uzaktaki makinenin de temp klasörü altında bunları senkronize etmek istiyorum. Şimdi uzaktaki makine da oranın boş olduğunu bir gösterelim. Şimdi uzaktaki makineye bir soruyorum. Oralar boş mu kardeş? Evet, orası şu an boş. Uzaktaki makineye sordum. Senin temp bıdı bıdı klasörün altı boş mu? Bakın arada da başka bir komut öğretmiş oldum. Dikkatli arkadaşlar yakalasın. Konuya dönüyorum hemen. Şimdi ne yaptık? Buraya tire SSH zaten E yazmasam da görüyor da. Ne yapıyorum? Lokalden uzağa klasörleri senkronize edelim. Haydi bakalım enter dedim. Ne yaptı? Uzağın bana normal SSH balansı yapıyorum gibi şifresini sordu. Evet.
neler yaptığını bir bir anlattı bana. Dosyaları ben şöyle attım, böyle attım dedi. Böyle attım, şöyle attım dedi. Bakın Crusader diye ben Twin Panel bir uygulama kullanıyorum. Bunu da arada paylaşmış olayım. Bu uygulamanın da zaten bir rsync kendi özelliği var. Bakın Synchronous Folders diye. Konumuz ama tabii onun GUI'si değil. Şimdi buradan gene sileyim ben şunları. Buradan da gösterin buraya geldiğini. Şimdi burası uzak. Şimdi tabii burada bir kafa karıştırıyorum ben. Şimdi hoca ne yapıyorsun? Şimdi benim burada kullanımımla alakalı. Şimdi burada bakın burada uzak 1.44 gözüküyor. Lokal burası gözüküyor. Evet ben şu an uzaktaki makinede bunu açtım. Lokal makine dediğimde Visual Studio Code'da kullandığım. Kafanızı karıştırmayın. Siz sadece şimdi komuta odaklanın. Bir de buraya gelecek dosyalara odaklanın. Şimdi benim doktor pi çalışmalarımı yaptığım workspace'ten buraya. Şimdi bakalım. Dosyalarım gelecek mi? Tekrar gönderiyorum. Rsync yapıyorum. Hop. Geldiler. Bakın en güzeli sembolik linkler. Sembolik link olarak geldiler. Sembolik linklerime bakıyorum şimdi. Bakın sembolik linkler sembolik link olarak geldi. Şimdi gelin, gelin, gelin. Biz buradan disk img'yi yani kaynaktan, source'tan disk img'yi silelim. Hadi bakalım. Remove workspace. Log disk img'yi sildim. Disk img'miz artık yok ama hedefte var. Source'da var disk img. Sadece rsync yaparak o dosyanın silinmesini bekliyorum. Silinmedi. Silinmez. Çünkü ne yapacağız? Parametremiz tire tire delete ekleyeceğiz. Bakın disk img'yi sildim dedi. Disk img gitti. Kaynaktaki herhangi bir dosya uçarsa rsync senkronizasyonu yaparken şimdi ne yapalım? Bir tane bunların hepsini aynı anda yapıyor. Şu R file'dan bir tane daha kopyalayalım. Kopya diyelim. Log R file. Log R file. Sil. Herkesin bilgisayarı sil ismiyle dolu dosya doludur muhtemelen. Evet. Şimdi R file'ı da senkronize edelim. R file sili. R file sili oraya attı. Şimdi R file sili ben şimdi source'tan, kaynaktan siliyorum. Kaynaktan sildim. Bir de normal R file'ın içerisine yeni bir satır ekleyelim. Bakalım bunlar uzağa gidecek mi? Bakın, R file sili sildi. R file dosyasının içerisinde senkronize etti. Başka hiçbir şey yapmadı. Sadece değişimlerin işini yapıyor. Sadece işi değişimler. Burası uzaktaki R file. Bakıyoruz yeni satır buraya da gelmiş. Dedim, rsync'e doyum olmaz ve dosya karşılaştırmasına geçtim.
Şimdi karşılaştırılacak bir iki biz workspace logomuza girelim. Bizim burada daha önce koyduğumuz enteresan dosyalarımız vardı. Newer file, newer file 2. Acep bunların farkı var mıydı? Fazla fazla yazdık. File 2. Bu iki dosyanın bir farkı yokmuş. Bu iki dosya bir fark oluşturalım. Cidden de farksızlarmış. Şimdi buraya şuraya 50-56 yapalım. Çok da fazla fark istemiyorum. İki fark olsun yeter. Bakın iki fark gözüktü. Gördünüz mü? Birinci newer file. Birinci de newer file'a değiştim. Bakın birinci de no 56 olan. İkinci de solsa büyük küçük işaretlerin soldaki sağdaki birinci de log no 696 olan. İkinci de log no 69. Bunu da ne yaparsınız? Şöyle newer file 1-2 diff diye bir fark dosyası kendinize oluşturmuş olursunuz. Newer file diff. Bu da bir fark dosyası. Sonra bu patch'le patch komutuyla uygulanabilir. Neyin üzerine? Bir diğerinin üzerine. Evet, patch'i uygulamak için şimdi bir daha iki dosyanın diff'ini alıyorum. Evet, bunu bir patch dosyasına bir iki nokta diff diyorum. Biraz önce yaptığım gibi. Şimdi patch uygulama noktasına geçelim. Patch için bir patch dosyası oluşturalım da geçici. Patchlenip patchlenmediğini daha güzel görelim. Newer file 2'ye newer file'ı newer file 2 patched olarak file 2'yi evet. Şimdi patch diyorum. Newer file 2 patch dosyasını diff'le patch'le evet. Şimdi patch gerçekleşti. Şimdi bakalım. New ve newer file 2 arasındaki fark duruyor ama onun patchlenmiş versiyonu newer file ile birebir aynı dosyaları da patchlemiş olduk. Şimdi bir de geriye gelelim. Klasör bazlı örnek yapalım. Log sync diyorum. Rsync ile kopyalamamızı yapalım. Logo SSH falan yok. Logun içeriğini LogSync'e atalım bakalım. Önce attık efendim. Şimdi buraya bir LogSync klasörüm geldi. Birebir log ile aynı içerikte. Şimdi diff tre recursive log ve logsync içeriklerine bakalım. Evet, sembolik linklerimiz kırık olduğu için bize kızdı. Hemen bakalım şimdi sembolik linklerin durumuna. Sembolik linkin
dosyasını yerine yeniden koyarız. Evet, bir log yeniyi bulamıyorum diyor. Hemen bir tane sallama bir logların içerisine bir log yeni dosyası koyalım. Bir log yeni. Artık sembolik link kırık değil. Tekrar deniyorum. Evet, ne oldu? Bakın, bir log yeni dosyasını sadece workspace log altına koydum. Sadece log içerisinde var dedi. Diğerinde yok dedi. Tekrar senkronize edelim. Bir log yeni, diğerine de geldi. Şimdi difleyelim. Bakın iki klasör içeriği aynı. Veya bir içerik değiştirelim bir tanesinin içerisinde. Log'un içerisinde, new file içerisinde 100 şuraya. İki tane 9 ekledim. Bakın dosyada fark olduğunu gösterdi. Senkronize edelim. Farkına bakalım. İki klasör arasında fark kalmadı diyerek diff örneğini geçiyoruz. Evet, burada GUI tool'ları da rahat rahat kullanın. Bu kadar kasmayına getiriyor. Bunlardan birini kullanabilirsiniz. Benim tercihim Compare. Compare, onu güzel kullanıyorum. K harfiyle başladığından anlarsınız. KDE tabanlı. Compare güzel bir uygulama. Hemen bir compare örneği göstereyim. Evet, biraz önce oluşturduğumuz fark dosyasında bakın değişen satırların farkını bu şekilde görsel olarak da compare'de görüyorsunuz. Compare dışında bizzat Visual Studio Code'da compare özelliği var. Compare selected diyorsunuz bakın. Source kodları karşılaştırırken burada bizim hazır loglarımız vardı. Source kod örneği vermedim. Source kodlarda da blokları, yani device tree dosyaları da olsun, source kod olsun, text hepsi, yani ne olursa olsun gayet iyi farklar çıkarıyor. Başarılı bu da diyorum. Diff konusunda geçtik. Dosya aramalar konusuna bakalım hızlıca. Şimdi biz find burada ismi log olan dosyaları bana bul getir. Bakın neredeyse buldu getirdi. Bana ismi log olan, isminde log geçen dosyaları getir. Pardon. Getir dedik değil mi? Tamam. Bu bir. Bir de thread type var. Burada bahsedilmemiş. Thread type F ise dosyaları bulur. Örneğin log isminde dosya yoktur ama log isminde dizin vardır. Gelir onu bulur size. Log. Evet, beni çift tırnağı alıyor. Bakın. Log'la başlayan, wildcard koydum, yıldız. Log'la başlayan dosya isimlerini bana getir. Öyle bir şey yok. Dizin olursa var. Mesela örneğin D directory F file. Hakeza bakın yıldız log'la biten, bu sefer yıldız log'la biten dosyalar, yıldız log'la biten, yıldız log'la biten klasörler, yıldız log'la biten dosyalar diye farklı bir arama yaptım. Exact ise
Bu bulduklarını sırayla belli bir işleme tabi tut anlamında bir örnek. Şimdi biz bu exec kabiliyetini bir kullanalım hızlıca. Find diyelim. Ne yapalım? Logsync klasörü içerisindeki log dosyalarını trename log uzantılı dosyaları alalım. Bunların havalı olsun dosya olanlar bir listeledik. Sonra bu bulduklarını exec örnekte bir PDF işlemi yapmış. Bizim onunla işimiz yok. Biz silelim. Remove. Burada aç kapa parantez her seferine gelecek dosya adını temsil ediyor. Ve bir tek tırnak noktalı virgülle işlemi bitiriyorum. Bakın sol tarafta yakaladıysanız log dosyalı isimler gitti. Geri alalım biz onları. Dosyalarımız geri geldi. Şimdi sol tarafa dikkat edin. Bul ve sil işlemi yapıyoruz şimdi. Buluyor ve log. Hatta bu sefer abartalım. İçerisinde log kelimesi geçen ne varsa silsin. Açık. Bakın içerisinde log kelimesi olanları buldu ve sildi. Ben bundan ziyade şunu kullanıyorum. Onu göstereyim size. Ekstradan. Exec'i çok sevmem. Öyle tek tırnak noktalı virgül filan. Zarks diye bir komut var. Zarks şunu yapar. Aldı listeli ya. İlk önce biz de listeleyelim mesela. Zarks alacak bunları. LSLAHT diyeyim. Bakın. Ne yaptı? Zarks her bir komutu. Bunu for döngüsünde de yapabiliriz. Şimdi ise burada Zarks ile gösteriyorum. Bakın bu benim için tüm standart out'u şurada gördüğünüz standart out'u aldı. Ve o standart out'taki her bir satır için ayrı ayrı lslaht komutunu işletti. Aynı şekilde silme işlemini de bu şekilde yapabilirim. Bakın. Ne oldu? Şu komut ile şu komut aynı davranmış oldu. Zarks'ı unutmayın. Çok faydalı. Diyorum. Geçiyorum. Locate. Şimdi locate neden hızlıdır? Çünkü locate bir database işlemi yapar. Hemen offline internetimize girelim. Man locate. UpdateDB'yi kullanarak bir database dosyasına yazma işlemi yapar. UpdateDB bu database dosyasını oluşturur. Bu database dosyasında locate komutu okur. UpdateDB yazma işlemini yapıyor. Nereye? MLocateDB'ye. MLocateDB içerisinden locate komutu okuduğu için hızlıca bulur. Hemen update DB'ye gidiyoruz. Bakın. Mlocate DB'nin oluşturucusu burada. Bunun bir conf dosyası var. O conf dosyasına göre çalışır. Default olarak da varlip altında bunu oluşturur. Peki bu şöyle gösterelim. Cat TC. Bakın buradaki bir cron. Cron zamanlanmış görevler. Bu eğitim kapsamında yok ama bir kapsama girerse anlatırım. Çok da anlatacak bir şey yok. Kendiniz bakarsınız. Ya, tabii ki anlatılacak bir şey var da benimki de laf. Ama kendiniz rahatlıkla öğrenirsiniz. Tıpkı diğer anlattığım şeyler gibi aslında. Ha.
Bakalım bir eğitim kapsamı içerisine girerse sistem yönetimi eğitimi yaparsak sistem yönetimi eğitimi içerisinde bundan illaki zaten bahsediyorsun başroldekilerden biri. Günlük olarak Kron'un bir demon'ı vardır. Zamanlanmış görevler demon'ı. Bunun saatlik, günlük, haftalık görevler. Bu günlük görevler içerisinde bakın Emloket çalışıyor ve Update DB ile bu database'i güncelliyor. Şimdi locate nokta log diyelim. Hop, öyle bir şey yok. Şimdi bakın. Database içerisindeki bütün nokta loglar buluyor. O database kapsamındaki. Gibi gibi. Database'in işaret ettiği yerlerde aramalarını yaptı. Bir de biz burada arayı söyleyelim ona. Burada da sağ olsun buldu getirdi. Gibi gibi. Evet, çeşitli komutlar. Bakın burada yine help'i geniş bir şekilde bize bir çıktı veriyor. İstediğim çıktıyı göremedim tabii ki. Sebebi de benim run utemp dosyamla alakalı olabilir diyorum. Geçiyorum. Who am I? Kim olduğumu gösteriyor. Groups komutuna bakıyorum. Mboyar'ın dahil olduğu grupları, Mboyar kullanıcısının dahil olduğu gruplar. Pardon. Root için bakalım bir dakika. Öyle bir kullanıcı yok. Evet, root sadece root kullanıcısına grubuna üye. Finger da ilginç bir komut. Hemen onlardan hızlıca detay veriyor. Sistemden topladığı bilgilerle kullanıcı hakkında detaylı bir çıktı sunuyor. Diğer kullanıcı için de şu finger'ı kullanıyorum. Bir diğer kullanıcı da buydu. Evet. Pardon. Şimdi su komutunun kullanışını bir gösterelim. Burada söylemiş. Bakın tresiz kullanım daha yaygın olmayan kullanım anlamında söylemiş. Mesela ben şimdi boyar su kullanıcısına geçiyorum. Bir environment test set edelim. Export diyorum. Test env eşittir. Test 1, 2, 3. Bunu export ettim. Burada da tanımladım zaten. Echo dolar test environment test 1, 2, 3. Şimdi olduğu gibi mevcut mboyar kullanıcısındaki environment'larla boyarsa geçmek istiyorum. O zaman tresiz kullanım yapıyorum. Bakın hatta current directory'de dahil geçiş yaptım. Bakın historim dahil geçiş yaptım. Test 1, 2, 3. Burada environment da burada. Şimdi çıkıyorum. Tray ile geçiş yapıyorum. Bir defa neredeyim?
Kendi evimdeyim. Test environment gelmedi. Evet. Su tire. Bakın şurada da bir cümle kurmuş. Herhangi birine logout olmanı gerektirmeksizin diğerine logon olabilirsin. Evet, demin de onu yapıyoruz zaten, görüyorsunuz. Kabuktan kabuğa bir oturum, diğer kullanıcı da oturum açıyor. İç içe bir kullanım oluyor. Exit deyince biz öncekinden çıkıyorum. Şimdi su tire dediğim zaman default root ta geçmiş oldum. Evet. Burada echo dolar test environment'ın olmadığını gördüm. Exit diyorum. Bu oturumdan çıkıyorum. Evet, W get. Evet, W get bizim user interface olmayan download manager'ımız. İndirme yöneticimiz gibi düşünün. Tek bir komut. Pek çok kabiliyeti var. HTTP, FTP desteği sunuyor protokol olarak. Yarım kalan downloadlara tekrar devam edebiliyor. Bir web sayfasının olduğu gibi mirror'ını aynı olduğu gibi indirebiliyorsunuz. Veya recursive belli bir derinlikte indir diyebiliyorsunuz. Proxy eğer engeliniz varsa ona support'u da var. Bakın TRC ile yarım kalan bir indirmeyi de devam edebiliyor veya bir sayfanın dvnet sayfasını olduğu gibi indirmeye yarayabiliyor veya recursive işlemde yapabiliyor. Belli bir derinlikte indir şeklinde de, belli bir derinliğe kadar indir sayfayı şeklinde de özelliğini kullanmıştım. Her zaman gibi kendi wget man sayfasından bakabiliriz. Olduğu gibi burada bayağı detaylı bir işlem var. Bakın burada continue'yu da anlatmış. Şimdi biz gelin burada bir mkdir downloads açalım. Bir dakika, bunu workspace altına atalım. Şimdi burada bir wget işlemi yapalım. Ne yapalım? Biz bir şey indirelim. Örneğin bir release dosyası, bir indir kur işlemi yapacağız örneğin script'imiz içerisinde. Herhangi bir dosya, dosyanın ne olduğuna takılmayın. Örneğin bir CMake kurulum dosyası veya source code dosyası. İndir kur yapacağız veya indir derle kur yapacağız. Düşünün, wget'i kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Ne yaptık biz? Bir şey indirdik. Ne indirdik? Bakın olduğu gibi dosyayı çekmiş olduk. Biz bir dosya için yaptık. Siz bir efendim web sitesini komple indirmek için de yapabilirsiniz. Kendi web sitenizin yedeğini almak için vesaire. Veya artık bu dakikadan sonra kapanıyoruz diyen bazı web sayfalar oluyor. Onlar için de kullanılabilir. Burada lvnnet bir blog sayfası mesela gibi gibi. Wget te hızlıca geçiyorum. Böyle faydalı dedim. Evet, sleep'i görmüştük. Kaç saniye? 3 saniye bekle. 3 saniye bekler. Başka bir şey değil. Word count da bu oldukça kullanıyorum. Örneğin satır. Şu downloads'tan çıkalım. Logs içine girelim. Word count trail'e satır sayısını never file'da örneğin 207 satır var. Kaç kelime var? Bu özet vermiş oluyor. Counts the number of lines 1, 207 satır.
Kelimeler ve karakterler. Dosyanın içerisindeki kelime ve karakter sayısı. Bizde 213 kelime, 2087 karakter. Bunu teker teker ben basıyorum mesela. Bakın 2087 karakter. Hemen man word count'a girelim. Satırlar. Toplam byte. Tabii ben TC ile karakter dedim. Karakter eşittir byte gibi düşünebileceğimiz için burada 2087 ikisi de. Evet. Satır, karakter, byte sayısı, W ile kaç kelime içerdiği 213 ve hepsinin özetinde parametre vermeden satır, karakter, satır, kelime, karakter sayısı olarak bize veriyor. Dedim bu da projelerinizin istatistikini tutmaya işte bir nokta C dosyaları toplam kaç satır, nokta header'lar toplam kaç satır. Mesela o tarz şeyleri hesaplamanız gerekecek. Böyle yapabilirsiniz. Log satırlarınızı hesapladınız. Boyutunu hesapladınız vesaire. Evet, BC çok kabiliyetli bir aslında matematiksel programlama dili. MonBC. Evet, hesaplama dili. BC ile çeşitli hesaplamalar yapabilirsiniz. Onun hakkında bir örnek vermeyeceğim şu an. Ama MonBC'de oldukça örnekler, example'lar vesaire var. Date. Sadece date diye bastığınız zaman böyle bir şey ama date'in pek çok parametrik yapısı var. Kısaca ondan bahsedeyim. Yine her zamanki gibi birinci bilgi kaynağımız mal sayfası. Burada gördüğümüz gibi bakın bir artı format ifadesi var. Pek çok parametre var. Format için şu yüzdeli ifadelerden özellikle yüzde M, Y, H bunlarla istediğiniz yazım şeklini elde edebilirsiniz. Dosya isimlerinizi veya herhangi bir logun içerisine yazma şeklinizi normalde ne demiştik? Date formatı ne oldu? Gün, ayın günü, yıl, ayın ismi, yıl, dakika, saat vesaire. Ama siz özgün bir formatta basmak istiyorsunuz. Artıyı veriyorsunuz. Artı yüzde ve o mandate'deki listeyi baz alır. Year diyorum. 21. 2021 görmek için. 2021'den sonra ay görmek için. Gün görmek için. Ne oldu? 3 Mayıs. Ondan sonra kim şu tırnak? Ondan sonra saat vereceğim örneğin. Büyük E miydi, küçük E miydi? İki nokta üst üste. Büyük M'ymiş. Minüt ve second. Bakın. Bunları da isterseniz mesela bir dosya adına vereceksiniz. Günay, yıl, yıl, günay, yıl, ay, gün, artı saat, dakika, saniye şeklinde. Bakın bunu istediğiniz gibi bir timestamp olarak dosya adınıza ekleyebilirsiniz ve dinamik olarak bu isimde log dosyaları oluşturabilirsiniz. Biz de örneğin bir dosya oluşturalım. Ve dosya log
date example nokta log nokta dolar terminal bir şaşırdı saatler ilerledikçe. Touch yazamadık. Bakın şimdi dosya adımız ne oldu? 2021 Mayıs 3 02.10 8 diye bir dosya adı ürettim. Bu şekilde istediğiniz gibi hamur gibi saat, dakika, saniye istediğiniz araların delimeterler karakter ayırıcıyla oluşturabilirsiniz. Ekstradan bunu paylaşmış oluyorum. Şu terminali bir kapatalım, yenisini açalım. Evet, checksum konusundan bahsetmiştik. Herhangi bir dosyanın checksum'ını şu downloads'umuza gidelim. Burada değil miydi? Workspace'de miydi? Workspace downloads'a gidiyorum. Burada mesela checksum md5 sum diyorum. Buradaki dosyanın checksum'ını alıyorum. Bir de sha neler var bakın. SHA-256 sum'ını alıyorum. Burada da bahsetmiş bakın bu hash o dosyaya özel bir hash değeri üretiliyor. O dosyada bir bit değilse bu hash değeri olduğu gibi değişiyor. Ve bu geri döndürülemez bir değerdir bu. Siz yani yoktu'ya ilave derslerde falan da belki ekleriz. Herhangi bir kullanıcı adı şifresi oluşturacaksınız ve bunu sisteme kaydediyorsunuz. Bu şifre input olarak girilebilir bir şifre değil ama input olarak aldığınızda karşılaştırılabilir bir değer olmak üzere siz sisteminizde SHA-256, SHA-512 değerleriyle bu şifrenizi hashleyerek saklayabilirsiniz. Yani bunlar tek yönlü bir hash değeri üretiyor. Bu değerden geriye tabii ki bu MD5 için geçerli olmayabilir. Daha güvenli SHA-256 örneğin, SHA-512 geriye döndürülmesi, tahmin edilmesi, bu değerden orijinal değerin üretilmesi bir text password için bu şekildeyken dosyalar için ise o dosyanın bir parmak izini, bir izini oluşturmuş oluyoruz o hash değeriyle. İndirdiğimiz, download ettiğimiz değer dosyayla orijinal dosyanın aynı olup olmadığını anlamış oluyoruz. Bakın bu da SHA-256 hesabı. SHA-512 bir hash sum'unda oluşturalım. Ne oldu bakın? Değer büyüdü. MD5'in kısa bir hash değeri, 256'nın uzun, 512'nde 512 byte olarak uzun bir değer elde etmiş oldum. Evet, burada toplam karakter sayısı 128 karakter var. Yani her bir ikili olmak üzere 64 byte çarpı 8, 512 bitlik bir değer, 256 bitlik bir değer. Ve MD5'te 128 bitte MD5 sum hesaplaması, SHA-256, 256 bit, SHA-512, 512, 512 bitlik bir hash değeri bize veriyor. Hepsinde TRC ile daha önceki derste gördüğümüz gibi checksum'u kontrol edebiliyoruz. Evet, sistem admin konusu ayrıca şöyle bir burada bir sistem admin sunumundan bahsetmiş. Ama bu link şu an canlı değil. Olsa olsa
Bu dosyayı belki işaret ediyor olacaktı ama bu sunumda da sistem admin ile alakalı herhangi bir içerik olmayacak. O ayrı bir uzun bir konu. Network kurulumu, dosya sistemlerinin oluşturulması, mount edilmesi, root yetkileri, paket yönetimi ve daha daha neler ve daha daha neler var. Ben kısaca bir linkten size sistem yönetimine dair ek bilgi vereyim. Şimdi şu içerik özelinde bir sistem yönetimine dair sistem yöneticisinin bildiği tüm bilgilerin içeriğine ulaşabilirsiniz. Bu iki sınavlık bir sertifikasyon içeriği, sertifikayı da sınavları da boş verin, içeriğe bakın derim. Yani dilerseniz o gündeminizi alabilirsiniz. Ama hani sistem yönetimi çerçevesinde Linux sistemine dair admin bakış açısından hangi konular gündemdir derseniz bakın güncel gündem konular işte buradalar. Biz shells and shell scripting bakın exam 102'nin topic 105'i bir uğraşıyoruz. Tabii daha şu kapsamın daha da yani kesişen kesişmeyen kısımlarla. Biz bayağı geniş bir şekilde bu işi ele alıyoruz şu an. Bu sertifika kapsamının oldukça genişliğinde. Onun dışında bakın neler 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 neler. Network Fundamentals, Security, bir sistem admini neler bilir? Sisteme admin bakış açısından içeriği buradan bir fikir sahibi olabilirsiniz diyorum. Sistem adminliği üzerine bir eğitim düşünmüyorum ama yani belki ara ara kısa kısa videolar o konuda da ihtiyaç talep olursa yapabilirim. Ben de öyle LPIC bir sertifikasyonu var. Daha önce bir şu işin tamamen çerçevesini bir öğreneyim. Admin bakış açısını da elde edeyim istemiştim. Çünkü embedded Linux sistem geliştirirken ben oldukça faydasını görüyorum. O genel server seviye, sunucu seviye Linux bilgimi kullanıyorum embedded Linux üzerinde. Veya Yocto gibi, BuildRoot gibi bu sistemlerdeki pek çok detay benim için diğer insanlara göre daha fazla anlam ifade ediyor. Diyeyim ve bu konuyu haftaya bu slaytlardaki son dersimiz olacak. Application Development'ta GCC Makefile GDB konu satırından kullanımlarla konuyu haftaya kapatacağız. Uzun bir ders oldu bu. Haftaya konuyu kapatacağız derken Bash Scripting'in kısım 1 olarak konuyu kapatacağız. Kısım 2'ye esas işimize Bash Scripting'i yani Non-Interactive Shell Scripting bir dosyada programatik kurallarıyla, grameriyle, sentaksıyla 5 scripting'e başlayacağız. Altyapıyı yaptık. Yeter bu kadar altyapı. Fazlasıyla yaptık hatta. Haydi bakalım. Görüşmek üzere.